Müge Anlı'da işlenen Ordu Korgan'da 74 yaşındaki Makbule Sara olayında şok gelişme. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Makbule Sara olayında gizli tanık konuştu. Gizli tanık Zöhre Hanım, biz eşimle birlikte büfemizi 12'de kapatıyor, Absut diye bir yer var. Oraya gittik o gece. Su almaya gittik. 4 bidon su doldurduk. Karşı taraftan bir araç geldiğini gördük. Saat gece 1 çeyrekte gördük. Yavaş yavaş geliyordu. Eşime dedim hızla uzaklaş gidelim, kaçalım dedim. İleride bizim önümüze arabayı kırdılar. Silah çektiler. Çifte kırma silahtı. Arkadan baktığımda 52 plaka siyah bir araçtı. Taksiydi. Giderken bizi durdurmaya çalıştı. İki kişilerdi. Birini görsem tanırım. Makbule Sarı'nın evine doğru gitti bu araç. Hatta aradım jandarmayı. Bizi kurtarın. Öldürüyorlar bizi dedim. Silahı çekti bize. Hakaret küfür etti. Biz yandan kaçtık. Onların arabası çalışmadı. Biz Korhan Yaylası'na gittik. Jandarma o sırada geldi ve bizi aldı. Canımızı zor kurtardık dedi. Müge Anlı ise cuma günü akşam bu olay olmuş olabilir. Ve gizli şahidin gördüğü olayda ise bence bu kişiler aynı kişiler olabilir dedi. Bir diğer şüpheli ise 7. kardeş Şükrü. Mesajı 15 gün önce atmış. Kafasına sıkarım demiş. Şükrü'nün annesi canlı yayına bağlandı. Benim oğlum hasta. Epilepsi. Ben asla bir şey yapmadım. Makbule anneme ben sordum. Ben yapmadım dedi. Üstüne gittim ve hastanelik oldu. Kaldıramadı. Sinir hastası olduğu için. Benim çocuğum bu saatte orada değildi. Müge Anlı'nın ekibi Şükrü'yü aradığını, Şükrü'nün 3 gündür baygın halde olduğu da söylendi. Müge Anlı öfkelenince önlenemez şeyler yapabiliyor olabilir. Sinir hastası bu insan sonuçta. Anne ise çok hap kullanıyor benim oğlum. Şükrü'nün fotoğrafları olduğu için de tehdit edilmiş olabilir iddiası da gündeme geldi. Anne ise o konu kapandı. Fotoğraflar silindi dedi. Bir diğer olay ise Şükrü'nün değişik insanlarla Yozgat'tan orduya birlikte geldi. Müge Anlı ekibi Şükrü'ye ulaşmak istediğinde Samsunlu Murat'la birlikte olan Şükrü'nün şu anda Yozgat'ta olduğu da ortaya çıktı. Müge Anlı ise Şükrü'ye telefon açıyoruz. 3 gündür hastanelik oluyor. Sizce bu normal mi? Normal bir şey mi? Bir şeyleri örtbas ediyor olabilir dedi. Psikolog Arif Verimli ise bazı sarı hastalarında öfke önlenemez olur ve her şeyi yapabilir. Mesajda da çok öfkelendiği de görülüyor. Nasıl bayıldıysa öfkesi de uzun sürer dedi. Ve düşünce yankısı da devam eden açıklamasını yaptı. Müge Anlı, bu insanlar bulunmalı. Bu işi yapan kişi ya da kişiler derhal bulunmalı. En yakın zamanda bulunmalı. Kafayı kırmışlar. Gerçekten hemen bulunmalı. Yoksa bu yapılacak iş mi? İnsanlık yol yordam yok. Psikopatlığın tavana vurmuş hale dedi. Ordu Korgan Saraylı köyünde ise polis, jandarma ve cinayet bu ekipleri tüm çevrede didik didik arama yaptı. Makbule Saray'ın katil veya katillerin bulunması için delil araması yaptığı da öğrenildi. Bence bu olayı Şükrü veya Şükrü'nün arkadaşları yaptı. Şükrü'yü aramalarına rağmen kaç gündür baygın halde olması da gerçekten şüpheli. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.